Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki tabloda bazı elementlerin sembolleri ve isimleri eşleştirilmiştir. Buna göre verilen sembol isim eşleştirmelerinden hangileri hatalıdır denmiş. Evet birinci elementimiz kurşun. Kurşunun sembolü PB doğru. Krom CA şeklinde değil de şu şekilde CR şeklinde olması lazım. O zaman ikincisi yanlıştır. Magnezyum. Magnezyumu da MG ile gösteriyoruz. Yani şunu da söyle bakın bu kalsiyumun sembolüdür. Bu da manganın sembolüdür. O zaman bu da yanlıştır. Kalay Sn baryumda e, bağ şeklinde gösterilir. Şimdi Br olan bromdur. O zaman bu da yanlıştır. Bu durumda 2, 3 ve 5 yanlıştır. Yani cevap C şıkkıdır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü tek harfli değildir denilmiş. Şimdi A şıkkına baktığımızda fosfor demiş. Fosforu P ile gösteriyoruz. T harf kükürtü S ile gösteriyoruz. Yine T harf I otu büyük. Yani I ya da ı şeklinde düşünebilirsiniz. Bu şekilde gösteriyoruz. T harf karbonu C ile gösteriyoruz. Kobalt C O şeklindedir. O zaman burada cevap E şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda da ki elementlerin sembollerle gösterilmesiyle evrensel ve evrensel ortak ve daha basit bir dil oluşturulmuştur. Buna göre aşağıda verilen elementlerden hangisinin karşısına verilen sembol yanlıştır denilmiş. Nikel'in sembolü, sembolü ne? Ni? Doğru. Bakır'ı cu ile gösteriyoruz. Doğru. Çinko zn ile gösterilir. Doğru. Krom cr şeklinde gösterilir. Doğru. Kobalt'ın sembolü co şeklindedir. O zaman e şekli yanlıştır. Sonuçta bu e, büyük K şey dediğimiz potasyumun sembolüdür. Yani burada cevap E şıkkıdır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki elementlerin sembolik diliyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi birinci yargımıza baktığımızda diyor ki simyacılar buluşlarını gizli tutmak için elementleri simgelerle göstermişlerdir. Doğru yani yaptığı çalışmalara baktıklarında kendine özgü simgelerle göstermişlerdir. Bu ifademiz doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda elementlerin sembolleri genellikle latince adlanan ilk ya da ilk iki harfle denmiş. Bu da doğrudur. Mesela hidrojeni bu şekilde gösteriyoruz. Helyumu da karışıklık olmasın diye yanında küçük e ile gösteriyoruz. Doğrudur. Her elementin kendine özgü sembolü vardır denilmiş. Bu ifademiz de doğrudur. Burada cevap e şıkkı yani hepsidir. Beşinci sorumuza baktığımızda şöyle bir notla başlamış soru denilmiş ki. İki veya daha fazla farklı cins elementin kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda birleşmesi sonucunda oluşan saf maddelere bileşik denir. Aşağıdakilerden hangisi bileşik değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi A şıkkına baktığımızda glikoz verilmiş katı halde. Yani bu madde şekerin katı halidir. Bileşiktir. Etil alkolün sıvısı verilmiş. Bu maddemiz de nedir? Bir bileşiktir. Bakın sülfürik asit ve su denilmiş. Yani burada e, suyun içerisindeki sülfürik asitten bahsediliyor. O zaman bu bir bileşik değildir. Burada bir karışım söz konusudur. İki madde bir farklı iki madde karışmış. Amonyan gaz hali verilmiş. Tek bir madde var. Bileşik suyun sıvısı verilmiş. Bu da e, bir bileşiktir. Yani burada cevap C şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki kutulara bazı bileşiklerin yaygın adları yazılmıştır. Buna göre kutulara yaygın adları yazılmış olan bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi zat ya, bizim sülfürik asit olarak bildiğimiz öğrenci ile H2SO4'tür. Kezap nitrik asit yine öğrenci deyimiyle HNO3 diye genelde okuyorsunuz. Tuz ruhu hidroklorik asittir. Bu şekilde bir formüle sahiptir. Yani burada şıklara baktığımızda aradığımız cevabın B şıkkında olduğunu görürüz arkadaşlar. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda bazı bileşiklerin formülleri ve bu bileşiklerin yaygın adları verilmiştir. Buna göre bu bileşiklerin formülleriyle yaygın adları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet burada 3 tane maddemiz var. Şu şekilde yazalım. 1, 2, 3. Şimdi ilk maddemiz potasyum hidroksit. Yaygın ismi ise potas kostiktir. Yani 1 C olacaktır. İkinci maddemiz sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit ne yaygın adı? Sud kostiktir. 2 B olacak. Üçüncü maddemiz hidroklorik asit. Yaygın adı ise tuzluğu. O zaman 3 A olacak. Yani şıklara baktığımızda bu şekildeki eşleştirmeyi D şıkkında görüyoruz arkadaşlar. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki karbon, potasyum, kalsiyum, fosfor ve flor elementlerin sembolleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir denilmiş. Evet karbonu C ile gösteriyoruz. Potasyuma büyük K ile gösteriyoruz. Kalsiyum C, A şeklinde fosfor, P şeklinde flor da F şeklinde sembollere sahiptir. Yani şıklara baktığımızda aradığımız cevabın B şeklinde olduğunu görürüz arkadaşlar. 9. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki maddelerden hangisi üç tür atom içermez diye sorulmuş. Öncelikle verilen bileşiklerimizin formüllerini yazarsak zaç yağı sülfürik asit form yani sülfürik asit diye bildiğimiz ve şu şekilde formüle sahiptir. Kezzap nitrik asittir. Formülümüz bu şekildedir. Tuz ruhu hidroklorik asittir. Formülümüz bu şekilde. Potas kostik. Potasyum hidrosittir. Sut kostik de sodyum hidroksittir. Evet birinci bileşiğimize baktığımızda hidrojen, kükürt ve oksijen 3 tür atom var. İkinci bileşiğimize baktığımızda hidrojen, azot ve oksijen 3 tür atom var. Tür olarak bakıyoruz. Tuz durumunda hidrojen ve klor yani burada 2 tür atom var. Potas de potasyum, oksijen ve hidroksit olduğu için 3 tür atom var. Sodyum, oksijen ve hidroksit var. Son bileşimimizde 3 tür atom var. Yani burada aradığımız cevap C şıkkıdır. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki elementlerle ilgili yargılarından hangisi yanlıştır denilmiş. Birinci yargımızda sembollerle gösterilir demiş. Evet elementleri sembollerle gösterir. Doğrudur. Günümüz element sembollerinin gösterimini ilk öneren bilim insanı Berzelius'tur. Bu ifade de doğrudur. Berzelius latince isimlerin ilk harfi veya ilk iki harfi şeklinde önermiştir. İkinci ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda aynı proton sayısına sahip atomlar topluluğudur. Demiş şey, elementin tanımını edip aynı cins atomların oluşturduğu saf maddelerdir. Üçüncü yargımız da doğrudur. Atomik veya moleküler yapıda olanları vardır denilmiş. Bu ifademiz de doğrudur. Mesela atomik olan sodyum gibi soy gazlar işte helyum gibi. Yani tek atomlu olanlar vardır. Bir de oksijen, azot kükürt yani bu şekilde birden fazla atomu birbirine bağlanması o moleküler şeklinde elementlerimiz de vardır. Son ifademize baktığımızda fiziksel veya kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılır demiş. Hayır hiçbir yöntemde bunlar ayrıştırılamıyor. Fiziksel yolla ayrıştırılan karışım kimyasal yolla ayrıştırılansa bileşikti. O zaman burada cevap 5 ve aşık olur. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki verilen bileşikte aşağıdaki element atomlarından hangisi bulunmaz denilmiş. Evet şu elementimiz hidrojendir. Şu elementimiz karbondur. Şunlar oksijen. Sondaki elementimiz ise potasyumdur. Yani burada kalsiyum. Yok kalsiyum zaten sembolü bu şekildedir. Yani cevap E şıkkıdır. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda bazı elementlerin kullanım alanları verilmiştir. Buna göre yukarıda kullanım alanları belirtilen elementlerin sembolleri hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci bilgimize baktığımızda kaplamacılıkta kullanılan kalay demiş. Evet biz şuradaki son kısımlara bakarsak zaten soruyu çözebiliriz. Kalayın sembolü S ne şeklindedir? Termometrelerde kullanılan civa. Civada HG şeklinde form, sembole sahiptir. Çelik üretiminde kull kullanılan krom. Krom da şu şekilde sembole sahiptir. Yani şıklara bakarsak aradığımız cevabın A şıkkında olduğunu görürüz arkadaşlar.